Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın salat ve selamı Hazreti Peygamber'e ve onun pak masum ehli beytin olsun. Kıymetli canlar, Cabir ile Gündem Ehli Beyt programına hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle Ehli Beyt hakkında yine konuşacağız. Ehli Beyt'in musibeti hakkında, çektikleri acılar hakkında konuşacağız. Muharrem ayındayız. Yas ayı, matem ayı olan Muharrem ayındayız. Ve bu akşam özellikle Kerbela'da yaşanan o elim hadiselerden sonra Ehli Beyt'in, Ehl Beyt hanedanının o kadınların, kızların başına gelen zulümleri, cefaları öğreneceğiz. Peygamber hanedanından kadınlar, kızlar Kerbela'dan sonra esir edildiler. Bu esaret sürecinde neler yaşadılar, nerelere götürüldüler ve özellikle Yezid'in sarayında Şam'da neler yaşandı? Hazreti Zeynep'in İmam Zeynelabidin'in konuşmalarını, insanları uyandırmak için insanlara yaptıkları hitabı değerli alimimizden bu akşam öğreneceğiz inşallah. Ve Kerbela mesajından kendimize pay almaya, nasip almaya çalışacağız. Caferi Alimler Birliği'nin çok kıymetli üyelerinden Seyit Rıza Yeşil hocamızla beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim ince davetiniz için. Saydığınız konular tarihe şekil veren konular. Dolayısıyla bunların üzerinden geçmeye çalışacağız. Dilimiz döndüğünce Tekrar size ve çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yine sizi misafir ettiğimiz için. Ee, sıralama ile gidersek eğer Kerbela'dan sonra Peygamber Hanedanı'nın o tertemiz kadınlarının, kızlarının başına gelen o acıları, zulümleri, neler yaşandığını, o yolculuk sürecinde, esaret sürecinde neler yaşandığını konuşmak istiyoruz. Yine seyircilerimize de hatırlatmış olalım. Bugünler e, Hz. Hüseyin'in Küçük kızı Hazreti Rugeyye'nin Şam'da şehit edildiği günler. Bu sebeple bu akşam bunun hakkında da konuşacağız. Ama Şam hakkında, Şam'da yaşananlar hakkında konuştuğumuz sırada bu konuyu ele alalım diyoruz. Başlangıç olarak hocam, Kerbela'da Aşura gününden sonra neler yaşandı? Bizzati Aşura ya, gününün, Aşura içinde böldüğümüzde en önemli saatler olan öğlenden hemen sonrasından itibaren... Artık ehli beyt kızları, yani Peygamber'in bizatiği kendi torunları esir edilmeye o andan itibaren başlamıştı. Ama biz burada konuştuğumuz kavramları tabii ki birazdan irdeleyeceğiz iyice. Esaret kavramı nedir ve bu ehli beytin esirliği nasıl bir esirlikti, nasıl bir esaretti? Bunun üzerinde ayrıca duracağız. Ama Şam, Şam, Şam dedikçe insanın tabii tüyleri diken diken oluyor. Tarih boyunca Şam ve Irak, özellikle bu tür fitnelerin ayrılıkçılıkların yaşandığı bölge olarak biliyoruz tabii Şam'ın. yazık ki. İslam dünyasının içerisinde Muaviye döneminden başlayarak hatta daha öncesinden başlayarak bir e, ticaret merkezi olmakla birlikte bir fitne merkezi de olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki sosyolojide öyle bir yer edinmiş durumda ki sürekli e, nasıl Mekke'nin içindeki müşrikler Mekke'deki İslam'ı tehdit ediyorsa İslam dünyasını koca bir gezegenin üzerindeki belli bir coğrafya olarak ele aldığımızda bunun içerisinde Şam bir tümör gibi duruyor zaten. Tarihsel süreçte her zaman e, Müslümanların ana gövdesinden kopuk şekilde düşünen, ana gövdesinin aksine düşünen ve ana gövdeyi sürekli marjinalliğe, radikalliğe sürükleyen kanatta yer alıyor Şam. O da özellikle o dönemlerde uzun süre dediğiniz e, etkiyi yaratmasının sebebi özellikle, Muaviye'nin ektiği tohumlar olsa gerekli e, değil tabii mi? Tabii ki tabii ki. Şimdi biz coğrafyamızda Muaviye birine hakaret olarak kullanılmakta evet. neredeyse. Yezid tamamen hakaret olarak kullanılıyor. Muaviye ise bizzat babasından başlayan bir mirası devralmış durumda. Evet. Aslında evet. tabii ki Ebu Sufyan'dan ve annesinden diyelim. Annesini de katmış olan bu işin içerisine Hinde'nin. E, nasıl ki Hazreti Muhammed Mustafa kendi dedelerinden gelen bir miras, bir kültürel mirasla İslam dinini yaymakta o o ahlak mirasını taşıyorsa karşı tarafta da aynı miras var, benzer bir miras var. Ama bu miras bir ahlak mirası değil, bir ahlaksızlık mirası. Savaş meydanının ortasında bir kadının ne işi var ki Hazreti Hamza'nın ciğerini almak için oraya kadar geliyor? Biliyorsunuz evet. Muaviye'nin babası, e, annesinin durumunu. Aslında. Türk dilinde de iyice oturmuş, atasözüne yakın bir söze, artık neredeyse atasözü olmuş diyebiliriz bu söz için. Hz. Ali'nin bir hadisidir aslında. Irak'ı tanımlarken der ki, nifak vel şikak. Yani orası ayrılıkçılığın ve iki yüzlülüğün diyarıdır olarak tanımlamıştır Hazreti Ali. O bölgeyi Şam'ı bahsetmiyorum şu an. Aşura hemen yaşandıktan sonra esirler henüz yeni e, biliyorsunuz Kufeye doğru götürülürken evet. aslında İğra tam olarak bu hadis tanımlıyor diyebiliriz o gün için o gün için gerçekten nifak ve şikak yani iki yüzlülük ve e, ayrılıkçılığın merkezi olmuş bir şehirde ve bir diğer fitne unsuru olan başka bir şehre gidiyor yani coğrafik isimler çok fazla anlam ifade etmese birileri için tarih açısından çok fazla şey ifade ediyor evet. bir e, şöyle söyleyelim aslında coğrafi bir politik unsur oluyor o şehir. O şehrin anlayışı oluyor. Kufe bir anlayıştır artık İslam dünyası içerisinde. Şam bir diğer anlayıştır artık İslam dünyası içerisinde. Dolayısıyla şehirlerden bahsederken de hassas davranmak gerekiyor ki o şehrin ahalisini kırmayalım. Türkiye'de de ne yazık ki bazı şehirlerimizde ayaklanmalar oluyor ama topyekün bu şehir şöyle kötüdür demiyoruz menfi durumlar, olumsuz durumlar görmemize rağmen ama genel itibariyle bu coğrafyanın insanında belli bir ayrılıkçılık ve ikiyüzlülük vardı. Ve bunun en zirveye ulaştığı nokta Aşura günüydü. Aşura gününden hemen sonra Hz. Zeynep'in çadırları yakılmaya başlandıktan sonra Hz. Zeynep İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bedeninin yanına gider ve Allah'ım bu kurbanı bizden kabul et ve ey ceddim, ey nebi Ekrem, ey peygamber görüyor musun burada kanlara bulanmış olan senin torunun Hüseyin'dir. Henüz bu sözleri peygamberine yani kendi dedesine henüz yakarışı ve sitemi bitmemişken Hazreti Zeynep'i zorla eğersiz develere yani e, henüz bir teçhizat bulundurulmayan develere tıpkı savaş esirlerini zorla götürdükleri gibi zincirler kullanılarak ve e, eğer siz bir deveye bindirerek Kufe'ye doğru harekete geçiriyorlar ve bu bile başlı başına bir işkence değil mi? Baş... Eğer siz bir deveye binerek yolculuk etmek. Sadece bir işkence değil, bir fiziksel bir işkenceye ele almayalım burada gerçekten. Burada mental bir işkence var. Burada peygamberin dini getirenin torununa, dini yaşatanın kızına bidatları öldürüp sünnetleri yeniden dirilten Ali'nin kızı olan Zeynep'e mental bir hakaret var, zihinsel bir hakaret evet. var. Aslında orada yaralanan yaralanması, fizyolojik yaralanma onun için bir şey ifade etmiyor. Hz. Hüseyin için de aynısıydı. Ve buna en güzel örnek Hz. Ali Ekber'in sözüdür. Eğer ben baba biz hak yoldayız, ben bunu biliyorum. O halde bu kılıçların beni parçalaması beni yaralamaz. Bu kılıçlar beni e, benim fizyolojik aldığım darbe bir şey ifade etmiyor. İnsan tabiatı gereğince zihinsel olarak sevdiği şey fizyolojik sevgisinden daha fazla etkin oluyor. Yahut fiziksel nefreti, fiziksel nefret en fazla ne yapabilir? Zarar verebilir ama zihinsel duyduğu nefret ve kin veyahut zihinsel tahkire uğramak onlar için daha etkiliydi. Bu savaş mağdurları üzerinde durduğumuzda esirlerin o çağdaki durumu dahi göz önünde bulundurulda, savaş esirlerinin durumlarını göz önünde bulundursak ortalama bir savaş esiri gibi de götürülmediler. Ondan daha şiddetli bir biçimde. Yani e, peygamberin hayatı boyunca uygulamadığı şeyler uygulanmış oldu. Savaş hukuku olarak da baksak olaya. Efendimizin hayatı boyunca uygulamadığı şeyler uygulanmış oldu. Kufe bu açıdan belirleyicidir. 11 Muharrem'de yani Aşura gününden hemen sonraki gün Kufe'ye doğru harekete geçirilmiştir. Aşura gününde bizatihi Ömer İbni Sa'd yani Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın oğlu olan Ömer Saad karşı ordunun e, komutanı Komutanım. diyelim. Ömer İbni Sa'd zaten Hz. Hüseyin'in mübarek başını Kufe'ye İbni Ziyad'ın yanına göndermişti bir gün orada bulundular ve 11 Muharrem'de artık yola koyuldular ve 12 Muharrem'de yahut 11 Muharrem'in akşamında olarak aktarılmıştır. Kufe'ye ulaştılar. Aslında vurguladığınız şey çok mühim. Bizim açımızdan tarihsel olarak bu vakayı yaşatan şey bizzati Hz. Zeynep'in ve Hz. İmam Zeynel Abidi'nin bu bölgelerde yaptığı konuşmalar. Yani Kufe'de yaptığı ve Şam'da yaptığı konuşmalar. Tabii yol üzerinde de pek çok şeyler rastlaşıyorlar. Biliyorsunuz hocam Kufe'de i̇bn Ziyad Henüz yeni bir vali iken ve pek sevilmiyordu da. Ama zalim olarak tanınan birisiydi tabii zaten. Ki, büyük bir zalimdi. Tabii ki büyük bir zalimdi. Onun dışında insanlar arasında itibarı zayıftı. Zira annesi yani Mercane dediğimiz kadın kötü işlerle meşhur olmuş bir kadındı ve İbn Ziyad'a seslenenler İbn Ziyad seslenmesinden çok İbn Mercane, ey o kötü iş gören Mercane'nin oğlu diye seslenirlerdi. Pek halk tarafından sevildiği söylenemez. Affedersiniz babası belli olmayan anlamında bir hitap oluyor değil mi? Evet, evet yani bu konu biraz aslında insanın konuşmaktan dahi ar ettiği bir evet, konu. İnsan evet. konuşmaktan ar ediyor ama yani, yapmaktan şu, ar edenlerin sorunları. Yani şu torunların... sebeple e, tevafuk oluyor. Peygamberin evladını İmam Hüseyin gibi tertemiz, pak bir canı e, başını bedenden ayırarak katletmek onun evlatlarını, çocuklarını, Peygamber Hanedanının kızlarına bu zulümleri reva görmek, olsa olsa böyle bir insana ancak nasip olurdu. Birebir şu mantığınız çok muazzam. Bu mantık işte Ehl-i öğretisinden etkilendiğinizin kanıtı. Zira Hazreti Zeynep birebir bu cümleyi kuruyor. Ama İbn Ziyad'ın değil, Hinden Yezid'in karısında diyor ki zaten bu kompozisyonda Hinde gibi bir kadının oğlundan bu davranışı yapması beklenir. Yani. Aynı şey İbn Ziyad için de geçerlidir. Öyle bir kadının oğlundan bunu yapması beklenir zaten. İbn Ziyad'ın karşısına esirler olarak tanımlanan Ehl-i beyt getirildiklerinde Darül İmare'deyken İbn Ziyad yani yönettiği alanda şu kadın kimdir diye sordu ve o kadın o soruya cevap vermedi. Üç defa tekrarladı Hazreti Zeynep buna cevap vermedi. Etraftakiler söylemeye başladılar. İşte o peygamberin torunu, Ali'nin kızı. Özür diliyorum. Aynen şöyle aktarıyor tarih. O Fatıma'nın kızıdır. Ali'nin kızı olarak tanımlamıyorlar etraftakiler. O Fatıma'nın kızı Zeynep'tir diyor. i̇bn Ziyad Zeynep selamun aleyha'ya karşı tahkir edici bir şeyler söylemek istedi. Ve onun tabiri caizse yaşadığı travmayı tekrar canlandırmak istedi gözünde. Daha hiçbir gün geçmemiş, iki gün geçmiş. Ve şöyle tasavvur edin. Bir travma yaşadığımızda, bir devrem, deprem yaşadığımızda dili tutulan insanlar var. Yani bu denli şiddetli bir travmadan sonra insanın korku haline kapılması beklenir. İnsanın e, tabiri caizse bir şeylerden çekince duyması beklenir. Ama Hazreti Zeynep yahut orada e, getirilen esirler hiçbir şekilde bu iklimden etkilenmiş değil. Dimdik bir biçimde Hazreti Zeynep orada bir konuşma gerçekleştirir. Ve der ki işte hesaplaşacağınız güne kendi yükünü kendin götürüyorsun i̇bn Ziyad. Öyle bir yük götürüyorsun ki Allah'ın peygamberi tarafından saygın ve temiz kıldığı. Burada Kur'an'daki Allah sizi pak ve temiz kılmak ister ayetine işaret ediyor Hazreti Zeynep. Saygın ve temiz kıldığı kişileri sen öldürdün. Saygın ve pak kılınışlarının temeli sosyolojik bir temel değil. İnsanlar arasında saygın ve paklıktan bahsetmiyor. Bizzat Allah katında Kur'anca saygın ve pak kılınmış kişileri öldürdün. İnsanlar bu kelamları unutmuş olsa gerek Hz. Zeynep konuştukça zihinlerinde yeniden Uyanıyorlar. bir uyanış gerçekleşiyor. Hocam başta söylemek istediğinizi aslında şimdi anlayabiliyorum. Yani e, bedensel olarak onlara zarar vermeye çalışmakla beraber daha fazla onların iradesini kırmaya iradesini ezmeye çalışıyorlar. Peygamber hanedanının kızlarının gelinlerinin kollarına zincir vurmak kardeşlerinin evlatlarının kesik başları eşliğinde Eğer siz develere bindirerek yolculuk ettirmek. Yani dediğiniz gibi aslında şu an daha iyi anlıyorum. Hı hı. Onları fizyolojik olarak ezmekten ziyade zaten elleri ele geçirmişler. Neden fizyolojik olarak daha fazla etsinler. Fiziksel olarak işkence etmekten ziyade asıl amaçları, onların iradesini ezmek, onları çökeltmek ve e, acizliklerini dile getirmelerini sağlamak. Hmm. Hazreti Ali'nin kızı ki bir zamanlar Küfe'yi başkent yapmıştı Hazreti Ali ve bütün Müslümanların emiriydi. O şekilde Hazreti Zeynep, sultanın kızı, e, sultan demesek de halifenin kızı olarak Küfe'ye giriş yapmış olan Hazreti Zeynep'i esir olarak soktular. Evet. O Küfe'ye esir olarak girdi Hazreti Zeynep. Ve dediğinizi bu anlamda söylüyorum ki şimdi asıl anlayabiliyorum. Ziyad İbn Ziyad daha fazla ezmek istiyor. Hazreti Zeynep'i psikolojik olarak çökeltmek istiyor. Yani esirleri aslında zaten Darül İmare'ye yani hükümet alanına getirmesindeki amaç bu. Fizyolojik şiddeti tamamlandı artık psikolojik şiddetle onları iyice ezip Aşura gününü ve Kerbela'yı o coğrafyada ve o günde sıkıştırmayı hedefliyordu. Tegegane hedefi buydu. Bunlara öylesine bir psikolojik şiddet uygulayayım ki bunlar orada neler yaşadıklarını anlatamasınlar insanlara. Ama karşısında bir Zeynep gördü ki Kerb ve Bela çölünde katledilen Hüseyin'in aslında o miraca giden Nebi'nin torunu olduğunu insanlara tekrar hatırlatıyordu. Kufe halkı Balık hafızalı bir toplumdu. Bu toplum e, sürekli birilerinin değerlerini unutup bir günde birilerine değer atfeder. Ertesi gün o değeri ellerinden almaya kalkarlardı. Hazreti Zeynep de bunun aksini gösterecek bir konuşma yapmıyor. Diyor ki ey halk siz babasının yönettiği halk. Tabii olarak o coğrafyanın insanını iyi tanıyor Hazreti Zeynep. Diyor ki sizler sık 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 bir biçimde bir örgü yapan kadının haline benziyorsunuz. Sık sık örüyorsunuz, iyice geriyorsunuz ve daha sonra onu açıp yayıyorsunuz. Yani yaptığınız şeyin arkasında durmuyorsunuz. Söylediğiniz Olayım. sözün arkasında durmuyorsunuz. Sizler hayvan pisliklerinin dibinde biten bitkiler gibisiniz diyor. Böylesi bir e, tabiri caizse karşı taraftakinin kimliğinin ne olduğunu ortaya koymaya çalışıyor ve gayret gösteriyor ve muvaffak da oluyor. İnsanlar bu sözlerden sonra öfkelenmiyor. Çünkü kendi kusurlarını biliyorlar zaten. Ağlamaya başlıyorlar neticesinde. Hazreti Zeynep onlara buyurur ki sizler iradenizi teslim etmişler gibisiniz. Yani köle gibisiniz. Hem yağcısınız hem de kincisiniz. Yani kin güttüğünü yüzüne karşı söylemiyor. Yağcılık gösteriyorsunuz ama bir diğer taraftan kininizi ortaya koyuyorsunuz. Köle kimliğiyle tanımlıyor oranın o günkü ihanetçilerini. Çünkü onlardı Hazreti Hüseyin'i davet edip Hazreti Hüseyin'in davetine gitmeyenler. Yani e, şu, şu başlı başına bence üzerine ağlanması gereken bir hadise ki bir insan bir yere davet ediliyor ve o davet edildiği yere tabii ki icabet ediyor ama davet eden ortada yok o Hüseyin'dir, o Pak'tır, o peygamber torunudur. O sözünde durması gerekendir, o sözünde durmuştur. Sözünde durmayanları da artık sen neden sözünde durmuyorsun demek Hz. Zeynep'e düşmüştür. Az önce buyurduğumuz hadise beni başlı başına çok etkileyen bir hadisedir ki al babasının yönetici olduğu şehre, babasının yönettiği şehre esir olarak girmesi. Bunun bir ötesi de var. Mekke'den Medine'ye göçtüklerinde başına güller atılan hanedandı bu hanedan. O gün güller atılan hanedanın başına küller atmaya başladılar, topraklar atmaya başladılar. Bu Şam'da oldu daha çok. Kufe'de Darül İmare'de artık i̇bn Ziyad iyice öfkelenmeye başlıyor. Hazreti Zeynep'in bu kelamı onu öfkelendiriyor. Diyor ki, baban da böyle bir adamdı. Baban da kafiyeli konuşur ve şair gibi konuşurdu. İnsanları etkilerdi. Hazreti Zeynep de der ki, şu an kafiyeli konuşmanın ne gibi bir anlamı var ki? Benim aslında tamamen bir psikolojik savaş var ortada. O konuşmanın metnini bir kenara bırakmayı hedefliyor i̇bn Ziyad. Diyor ki hani söylediklerine çok itibar etmeyin. Şiir gibi konuşuyor. Hz. Zeynep tam aksine bir savunmada bulunuyor. i̇bn Ziyad Hz. Zeynep'ten artık gazaplanınca etrafta erkek var mı diye bakınmaya başlıyor. Ve bir erkeğin orada oturduğunu görüyor bu kimdir dediklerinde ben Hüseyin'in oğlu Ali'yim. İbn Ziyad şaşırır. Ali'yi öldürmediler mi? Bana haberi geldi. Kerbela'da Ali öldürüldü. Hayır, o benim ağabeyim olan Ali'ydi. Biliyorsunuz İmam Zeynül Abidin'in adı Ali. Ortanca Ali. Ali Ekber Kerbela'da şehit edilmişti. E gördün mü? Ey Ali, ey Hüseyin'in oğlu. Nasıl da senin aileni Allah öldürdü? Benim ailem Allah öldürmedi. Aileni Allah öldürdü kelimesi bugüne dair bugüne kadar uzanan kadercilik anlayışı aslında evet. biliyorsunuz. Hayır da şerde Allah'tandır, Allah'tandır diyerek başımıza ne geldiyse bu Allah'ın takdiridir. Suçlu yok veya mükafatlanacak birisi yok. Bu sonuca kadar giden kesinlikle, bir anlayış ne yazık kesinlikle. ki. Kesinlikle yani kadercilik ya ben Allah her şeyi yapan Allah'tı. Benim bir suçum yok demeye gayret ediyor. İmam Seccat, İmam. Ay Zeynel Abidin Aleyhisselam buna itiraz ediyor doğal olarak. Ve diyor ki sizler öldürdünüz. Sen ve Avenen, senin bağlı olduğun yer benim babamı şehit etti. Lakin i̇bn Ziyad hesap günü yakındır. Senle onlar arasında hakem olacak Allah'ın ne hüküm vereceğini göreceksin. Yine öfkeleniyor. Bunu öldürün diye bir emir vermeye başlıyor. Hazreti Zeynep İmam Seccad'ın üzerine atılır. Der ki, beni öldürmeden bunu öldüremezsiniz. Hemen danışmanlarından biri bak kadınlar konuşmalarından dolayı cezalandırılamaz İbn Ziyad. Sen bu kadını burada cezalandırmamalısın. Eğer Seccad'ı cezalandırmak istiyorsan, Zeynül Abidin'i cezalandırmak istiyorsan bu kadından geçiyor ve yol ve sen eğer buna burada bir şey yaparsan Kufe artık yerinde durmaz. Kontrol edemezsin. Kontrol, Kontrol edemezsin. Orada tabii ki e, Dört farklı kaynaktan bu sözleri aktarıyoruz. Luhuf yani Seyyid İbni Tavus'un kaynağında şu söz geçer. İmam Seccad buyururlar ki abi gatlin tuhaddudini yabna tulaga ve kerametuna min Allahi sen beni ölümle mi tehdit ediyorsun? Ey azad olmuş kölelerin oğlu. Mekke'deki Mekke'nin fethinden sonra özgür bırakılanlar. Yani Tuleka'dan. Tuleka'dan. Ey azad edilmiş kölelerin oğlu. Sen mi beni ölümle tehdit ediyorsun? Ölüm biz Haşim oğulları için alışkanlıktır. Ve bizim ölümümüz de normal bir ölüm değildir. Bizim ölümümüz şehadettir ve şehadet de Tanrı'nın bizim göğsümüze taktığı onur nişanıdır. Sen beni bununla tehdit etme. Sen beni bununla tehdit edemezsin. Bu aktarımı sadece bir kaynakta yapıyorlar. Arz ettiğim gibi diğer kaynaklarda da benzer bir cümle aktarılıyor. Ama şunu diyebiliriz ki karşısında korkmasını, ezilmesini ve sinmesini beklediği kişiler İbn Ziyad bunu bekliyordu ama karşısında Ali gibi hakkı haykıran, adaleti çağıran bir e, ehli beyt gördü. Bir bu ehli beyte karşı İbn Ziyad'ın dili tutuldu. Bu ehli beyti gören Kufeliler ağlamaya yavaş yavaş artık ayaklanmalar, ufak çaplı da olsa ayıplamalar başlandı ama bunun da pek bir anlam taşıdığı söylenemez. Ama en azından bu sözlerin etkisiyle olsa gerek ki e, Emevilerin artık Küfe'de gücü zayıfladı. E, Tevvab'in hareketi, Muhtar Sekafi'nin hareketi, bütün bunlar bunların sonucu olarak özellikle taban bulabildi. Tabii ki yani sosyopolitik olarak bu sözlerin o Kufe'de Emevileri bitirdiği kesinlikle bir reddedilemez bir gerçek. Zaten hemen sonrasında pek çok bir pek yıl geçmeden muhtar buyurduğunuz gibi şehirde e, tövbe edenlerle yani biz davet ettik Hüseyin'i e ama gitmedik. Bu anlayış üzerinde sadece birkaç kişi vardı. Tamamı böyle değildi. Bu anlayışa yakın ya le Hüseyin, ey Hüseyin'in kanı için yani kan için ortaya çıkıyoruz diyerek ayaklananlar zaten Kufe'ye ele geçirmişti. Şunu diyebiliriz şüphesiz. İmam Seccad'ın ve Hazreti Zeynep'in i̇bn Ziyad karşısındaki bu konuşmaları olmasa evet Kufe üzerindeki Emevi etkisi artarak devam edecekti. Ama artarak devam etmedi, zayıflayarak devam etti diyoruz. Ee, buradan sonra artık e, i̇bn Ziyad hüsrana uğramış bir şekildeyken, Kufe halkı tamamen onu ayıplamaya başlamışken esirleri bir an önce oradan çıkarmak istiyorlar. Zira Hz. Zeynep bulunduğu yerde ufak bir topluluk veyahut kalabalık gördüğünde hemen onlara hakkı, hakikati anlatmaya başlıyor. Ve biz biraz da bugüne, yani bugüne dönerek düşünelim o gün Kufe'de olan bireylerin her biri Kerbela'da ne olduğunu bilmiyordu. Yani bu kitle her şeyden haberdar bir kitle değildi zaten. Ayaklı gazeteler de yok ki o dönemde gelip halka direkt bir şeyleri anlatsınlar. Medya yok ki, Twitter yok ki. Yani bir yerden bir canlı yayın yapılmıyor ki. Kerbela'da ne olduğunu bilmiyor insanlar. Hz. Zeynep'in Kerbela'da neler olduğunu anlatması, peygamber hanedanının perişan toz toprak içerisinde siz develerle şehre girdiğini görmesi insanların zaten şok olmasına yeterli. Haberi bir direkt olarak ehl Beyt'in ağzından duymaları, Hz. Zeynep'in İmam Seccad'ın ağzından duymaları şüphesiz ki etkili oldu. Ama i̇bn Ziyad'ın buradaki hükümeti çok sürmemekle birlikte sadece bu esirlere değil bizatihi küf halkına da çokça zulüm etmiş bir adamdı. Kirli bir adamdı, kirli bir yaşam sürdü ve kirli olarak geberip gitti diyebiliriz. Buradan esirler... Ateşi bol olsun diyelim. Amin ateşi bol olsun. Ehli Beyt'e e, bunları reva görenin ateşi şüphesiz zaten. Yani Kerbela'da İmam Hüseyin'in e, kardeşlerinin, ashabının şehit edilmesine... En fazla sebep, sebebiyet verenlerden birisi. Yezid'den sonra ikinci kişi hatta diyebiliriz değil tabii mi? Ki, tabii için. ki öyle diyebiliriz. Bu adam bir yerde zaferini göstermek için valilik yaptığı, aslında valilik bir şehrin de valiliği değil değil mi? Bütün Irak'tan bahsediyoruz. Tabii, tabii, tabii. Ee, Basra hariç yalnız, Basra'nın evet. farklı bir valisi. Neredeyse bütün, bütün Irak. Irak neredeyse, e, o, evet. Bu kadar büyük bir yere hükmeden adam aslında zaferini göstermek için esirleri getirmişken, büyük bir hüsrana uğrayıp onları ezmek şöyle dursun, daha da halkı kendine karşı kışkırtıp, daha da suçunu insanlara gösterip, kör pişman bir vaziyette bir an önce o kervanın küfeden çıkması için çabalamış. Aksi halde hükümet başına yıkılacak. Aksi halde artık insanlar uyanışları ne yazık ki bu Buranın toplumsal kimliği böyle. Yani Kufa halkı yanlarında bir bireyin e, net bir biçimde durması olmaksızın ayaklanamayan, yani zihinsel devrimden uzak bir halk. Hz. Hüseyin'in bizatihi aslında e, bu yolculuğunun temelinde de bu var. Özgürlük ama şahsi özgürlüğü değil, salt şahsi özgürlüğü değil. Zorla biat talep ediliyor, salt şahsi özgürlüğü olsa Hz. Hüseyin farklı insanları yanında beraberinde götürmezdi ki kendi özgürlüğünü düşünen bencil bir adam olsa haşa sümme haşa öyle bir adam olsa kendini kurtarmayı hedefler. Hz. Hüseyin'in hedefinde dinin özgürleşmesi var. Yani statükoya boyun eğmiş bir din değil, paraya boyun eğmiş bir din değil, sosyal itibara boyun eğmiş bir din değil. Hz. Hüseyin'in getirdiği din, Muhammed'in getirdiği pak ve temiz ve özgür din. O dini yeniden diriltmek görevi Hz. Hüseyin'de. Hz. Hüseyin'in bu görevi Kerb ve Bela çölündeki kumlara gömülmedi. Önemli olan hadise bu. Hz. Hüseyin'in temelde dini özgürleştirme mesajı bela çölünde kanlarla gömüldü zannediyordu İbn-i Karşısında Zeynep'i gördüğünde anladı ki bu din Kerbela'da gömülmedi. Bu din henüz daha yeni dirilmeye başlıyor. Emevi hükümdarlarının, Maviye'nin ve Yezid'in değiştirdiği din formu artık e, yeniden eski din. Muhammedi dine dönmeye başlıyor. Hz. Zeynep ve İmam Seccad'ın halkı uyandırması bunda muazzam bir etki yaratıyor. Tabii ki Kufe'den sonra esirler Musul'a, Tikrit'e, Musul'a, daha sonra cennet vatanımız üzerinde bulunan Nusaybin ve bazı rivayetlere göre Harran'ın biraz güneydoğusuna doğru gidiyor. Oradan da Halep, Humus, e, Balebek yani Lübnan daha sonra da Şam yolu üzerinden gidiyor. Neden böyle mesela Küfe'ye gitti İbn Ziyad'ın karargahı oradaydı, yönettiği yer oradaydı. Küfe'den Şam'a gitmesini anlayabiliyoruz. Ama e, direkt Şam'a gitmiyor. Yolu hayli uzatarak dolaşa dolaşa farklı şehirleri gezdire gezdire bütün insanlara adeta göstermek istiyorlar. Peygamber Hanedan'ının ne kadar büyük bir zulme maruz kaldığını özellikle göstermek istiyorlar. Bu çaba niye Kesinlikle şimdi bir güç savaşı kendi zihninde kurgulayan bir yezit var. Onun dedelerini öldürmüş olan bir din var ortada onun hayal ettiği onun kurguladığı din dedelerini öldürmüş. Haklı olduğu haksız olduğu halde, büyük babası Ebu Sufyan'a zorla diz çöktürmeyi başarmış bir din ve bunun intikamcısı olarak görüyor kendisini. Bunu da zaten söylemişti Hazreti Zeynep'e karşı. O noktaya da geleceğiz. Ama insanlara, coğrafyadakilere şunu göstermek istiyor. Bakın Ümeyye oğulları Haşim oğullarını ne hale soktu. Zelil ettiğini düşünüyor. Onları ezdiğini artık tüm insanlara göstermek istiyor. Bu amaçla kalabalık noktalarda duraklar kılınması gerektiğini emrediyor ve neticesinde zaten kalabalık noktalarda e, esirler kervanını durduruyorlar. Beraberinde başlarını mukaddes başları, mübarek başları götürmelerinin de sebebi bu. İnsanlara kanıtlama gayreti içerisinde bakın ben öylesine kirli bir adamım ki ben bu işi yaptım ve bununla övünç duyuyorum, kıvanç duyuyorum. Yani e, İbn Ziyad'ın düştüğü gaflet düşüp de sonradan uyandığı, pişman olduğu bu gafletten yezit hala uyanmamış, hala o gaflette ve hala yaptığı zulmü insanlara göstermeye çalışıyor. Evet. Dediğinizden şunu anlıyorum: ee, Hz. Muhammed'in getirdiği o tertemiz, e, doğru, hak olan dini, muaviyeden başlayan bir süreçle muaviye ve yezit değiştirip ters yüz edip bir emevi İslam oluşturmaya çalışıyorlardı ve Muhammedi İslam'ın da savunucusu olan Ehli Beyt'i yok ederek, katlederek, insanların kalbinden, gönlünden, zihninden silerek bunu yapmaya çalışıyorlardı ama tam düşündüklerinin tersi oldu. Tersi oldu. Hazreti Zeynep ve İmam Zeynelabidin sayesinde. Hı hı. Sanırım e, Şam'da yaşananlar en az Küfedeki kadar, hatta Küfeden daha da önemli. Kesinlikle. Şimdi bir reklam arasında gitmemiz lazım. Reklamlardan hemen sonra Şam'da, yani Yezid'in sarayında. Hazreti Zeynep'in, İmam Zeynel Abidi'nin neler söylediğini ve Şam harabelerinde neler yaşandığını, Hazreti Rügeyye'nin yani İmam Hüseyin'in küçük kızı Hazreti Rügeyye'nin şehit oluşunu, Şam harabelerinde şehit oluşunu dinleyeceğiz reklamlardan sonra. Evet kıymetli canlar reklamların ardından yine sizlerle beraberiz. Şam hakkında konuşacağız. Şam'da yaşananları öğ öğreneceğiz değerli hocamızdan. Ama onun öncesinde Hocamız e, esirler kervanının geçtiği yerlerden bahsetti. Bunlardan birisi de Nusaybin. E, ülkemizden de e, esirler kervanı geçmişler, Nusaybin'e uğramışlar. Hem Peygamber Hanedanı'nın esir edilmiş kızları, gelinleri hem de kesik başlar bu coğrafyalara da ge gelmişler. Ve burada yaşananlar hakkında da hocamızdan bilgi alalım. Hocam meşhur bir hikaye vardır. Seyircilerimizin de birçoğu duymuştur bunu bir e, Hristiyan papazın rahibin elinde İmam Hüseyin'in mübarek başı e, veya önünde resmedilmiş. Bu siluetler çoğu yerde bulunur. Hatta tanıdığım e, Hristiyan e, arkadaşlarımız da bunu paylaşırlardı. E, İmam Hüseyin'in davasını sadece Müslümanlar, sadece Şiiler, Sünniler, Aleviler de değil. Aslında akli selim olan bu davanın ne uğruna olduğunu bilen, ne davası olduğunu bilen herkes sahiplenmekte. Hristiyanlar da bunu paylaşıyorlardı. Çünkü İmam Hüseyin sadece İslam dinini ihya etmedi. Bir özgürlük timsali oldu. Bu sebeple bu çok karşımıza geliyor. Bu timsal neyin timsalidir, neyin resmidir? Tabii. Bize anlatır mısınız hikayesini? Tabii ki, tabii ki. Öncesinde çok önemli bir noktaya değindiniz ama Hz. Hüseyin, Hz. Hüseyin'in mesajı Bizim coğrafyamıza sıkışmış bir mesaj değil. Türkiye'ye sıkışmış bir mesaj değil. Orta Doğu'ya sıkışmış bir mesaj değil. Tüm dünyada Hz. Hüseyin'e matem tutanlar var. Tüm dünyada Hz. Evet. Hüseyin'in mesajını kavradığına inandığımız, kavramaya gayret gösteren, kavradığını gösterici amellerde bulunanlar var. Ağlayanlar var. Hz. Hüseyin'in dünyanın her yerinde bugün Hz. Hüseyin'e matem tutanlar var. Dünyanın hiçbir yerinde bazı aşırıcı, radikal... E, gruplar haricinde Yezid'i seven bir birey yok. Hz. Hüseyin'in mesajı bizim coğrafyamızın mesajı değil. Dünyanın mesajı. Çünkü o bir insanlık şehidi. Hz. Hüseyin namaz için şehit oldu demek. Hz. Hüseyin oruç için şehit oldu demek. Hz. Hüseyin salt sadece Kur'an için şehit oldu demek. Büyük bir yanılgıdır. Hz. Hüseyin Adem'den son peygambere kadar gelmiş bütün peygamberlerin taşıdığı bütün erdemlerin, bütün ilkelerin şehididir. Bütün insanlığın ortak değerlerinin şehididir. Salt bir grubun gözünde bir şehit değildir. Hz. Hüseyin salt bir coğrafyanın şehidi değildir. Bugün dünyanın en ücra köşelerinden biri Trinidad Tobago adalarında Hosay diye merasimler yapılmakta. Vizatı benim orada arkadaşlarım var. Bunun hakkında bir makaleyi de yazmıştık. Hz. Hüseyin'in mesajı Trinidad ve Tobago'da yaşıyor. Hz. Hüseyin'in mesajı Hindistan'da, Çin'de, Japonya'da. Bunu spesifik örneklerle özelleştirmeye gerek yok ama tahmin edemeyeceğimiz, henüz tanışmadığımız pek çok yerde bugün Hz. Hüseyin'e matem merasimleri yapılıp ağlanıyor. Bizim için bir ayıp olsa gerek onun geçtiği, onun kız kardeşinin, oğlunun geçtiği coğrafyadakiler onun mesajını doğru kavramamış olursa bu büyük bir ayıp olur. Bahsettiğiniz husus da buna bir işarettir. Bir rahibin Hz. Hüseyin'in başını gördüğünde bu kimdir diye soruşu ee, karşı tarafın işte bu bizim peygamberimizin torunudur cevabı verdikten sonra ya eğer İsa'nın bir oğlu olsaydı biz ona tabirimi mazur görsün tüm izleyicilerimiz ilahlık atfederdik. Eğer İsa'nın bir oğlu olmuş olsa biz onu başlarımızın üstünde taşırdık. Kendi peygamberimizin oğlu olmuş olsa siz nasıl kendi peygamberinizin oğluna bunu yaptınız? Bu hadisenin yaşandığı yer bir rivayete göre bazı coğrafya ansiklopedi yazarlarına göre de Nusaybin. Nusaybin'e geldiklerinde esir kervanını gören Nusaybin ahalisi ağlamaya, haykırmaya başlıyorlar ağlayarak karşılıyorlar onları. Askerler korkutmak için, Yezid'in askerleri korkutmak için Nusaybinlilere yahu ağlamayın, sızlamayın. İşte bakın bunlara bunu yapan Yezid size neler yapmaz demeye başlıyor. Ve bir tane rahip dağda oturuyor. Bunu duyan rahip şehrin kalabalığını görüyor ve şehre doğru iniyor. Ve esirler kervanına şahit oluyor. Hz. Hüseyin'in mübarek başını mızrak ucunda şehre getirdiklerinde bu kimin başıdır diye soruyor. Niye insanlar ağlıyor diye soruyor ve bu İslam peygamberi Muhammed'in torunu Hüseyin'in başıdır. Orada işte bu rahip dile gelip yahu bizim peygamberimizin oğlu olmuş olsa biz başımızın üstünde taşırdık diyor. Ömer İbni Sad'ın askerlerine 10 bin dinar öneriyor ve bu başı almayı talep ediyor. Diyor ki 10 bin doları verin ve ben bir, bir müddet bu bende kalsın. 10 bin dinar da o dönem için o çok iyi çok para. Çok iyi bir para. Ve Hz. Hüseyin mübarek başını alıp evine götürüp okşuyor, temizlemeye gayret ediyor. Bu rahibin adı Yahya Harrani. Harran, Urfa Harranlı Yahya. Bu rahip de bizim coğrafyamızın insanı. Bugün olayın yaşandığı yer Nusaybin, Nusaybin ve rahibin aslı Harran. Harranlı Yahya Harrani diye meşhurdur. Bu bir bir kabir de var o bölgede. Yahya Harrani kabri diye. Ama o Yahya Hayat el Harrani'dir. Yani o şey değildir. Hmm. Bizim bahsettiğimiz rahip değil. değil. Ama o rahibin mezarının da Nusaybin Yahud Harran'da olduğuna dair aktarımlar var. Henüz ama belirli bir bölge yok. Ama şunu diyebiliriz. Coğrafyamızda Nusaybin'de bu olay yaşanmış ve Yahya Harrani adlı bir Hristiyan rahip Hz. Hüseyin'in mübarek başını Ömer bin Saat'tan almış. Bunun üzerine pek çok farklı devamındaki yazılar bunu Onaylayıcı nitelikte. Evet. Zira bir tarih aktarımı şöyle der: Ömer İbn Saad beraberinde belli bir çuval getirmişti. O çuvallarda ise dirhemler vardı. Çuvalları açtığında altınların toprak olduğunu görmüş oldu. Yahu yani toprağa dönüştüğünü görmüş oldu. Yan aktarımlar bize bu hadisenin gerçekliğini destekler nitelikte geliyor. Dolayısıyla bunu diyebiliyoruz. Ve bu rahip e, günümüzde de o bölgede defne olmuş durumda. O bölgede. Geçtiğimiz yıllarda benim bir arkadaşım araştırma amaçlı gittiğinde makamı Rasul Husayn, yani Hz. Hüseyin yani Hazreti Hüseyin'in başının makamı olduğunu aktardı bana ve bir cami de var bugün İmam Mes İmam Zeynul Abid'in cami var o bölgede bugün tabii ki yani o bölgede Hazreti Hüseyin'in mesajının o bölgeye de uğradığını söyleyebiliriz ve Nusaybinliler ağlayarak karşılamıştır bu kervanı. Devamında geçerken Suriye'de. Halep'te, Humus'ta belli hadiseler yaşanmış. O, o bölgelerde de yine halk katledilenin peygamber torunu olduğunu öğrendiğinde bunları ayıplamıştır. Sadece bir Hristiyan değil, Yahudi bir din adamının da benzer hadisesi mevcuttur. Yine bir Yahudi din adamı gördüğünde Hz. Hüseyin'in katlediliş haberi geldiğinde ''Yahu eğer Musa'nın bir oğlu olmuş olsaydı, bugün burada olmuş olsaydı biz onu başımızın üstünde taşırdık.'' diyor. Yani Hz. Hüseyin'e yapılan zulüm... O yolda diğer din gruplarıyla da artık diğer din grupları da bu zulmü öğrenmiş oluyor. Bir Hristiyan da o gün yapılan şeyin yanlış olduğunu, bir Yahudi de o gün yapılan şeyin yanlış olduğunu savunuyor. Evet. Ne yazık ne acı ne hazin ki adını Müslüman koyan yezit kafalılar henüz bu topraklar üzerinde de var ne yazık ki. Tüm coğrafyalarda bazı aptal marjinal radikal gruplarda görüyorsunuz, sıyrılıyor aradan ve şey diyor. Yezid e, kutlu bir komutandı diyor. Gruplar da değil. Aslında e, bir iki tane yazı Başarmış. yazıp çizmiş Tabii. birkaç kişi. Tabii. Ne yazık ki ülkemiz ki Ehlibeyt sevdasıyla, Ehlibeyt sevgisiyle gönülleri dolu olan, bu konuda aslında bütün İslam ülkelerinde de müstesna bir yere sahip olan kesinlikle. bir coğrafya, bir cennet vatanımız böyle olmasına rağmen toplumun kesinlikle ama kesinlikle toplumumuzu, milletimizi yansıtmayan bu seslerle dediğiniz gibi bazen bir bir tip ortaya çıkıyor ve yezi de aklama çabasında oluyor ve bu doku uymuyor bu bu millet Türk milleti bu toplum Türkiye üzerindeki insanlar bunu kabullenmiyor bunu evet. bünyesinde evet. tutmuyor çünkü biz tarih boyunca Hazreti Hüseyin'in yanında olmuş bir milletiz tarih boyunca Hazreti Hüseyin'in taşıdığı değerleri taşımaya gayret göstermiş bir milletiz ama aradan böyle sıyrılan bazı aptallar ahmaklar var ki Yezid Kıbrıs'ı fethe gitti, Yezid İstanbul'u fethe geldi. Kutlu bir komutandı diyen ahmaklar var. Onlar da aradan tek tük vardılar. Bugün yoklar Allah'a şükür. İnşallah bir daha da olmasınlar diyoruz. Temennimiz bu yönde. Bu topraklar üzerinde Hazreti Zeynep Suriye'ye geçtiğinde insanlar onlara veda ederken de ağlamışlardı. Bunu unutmamak gerekiyor. Matemin Hemen aşura sonrasında Hz Hüseyin'e ilk ağlayan milletlerden biridir. Ne mutlu bu millete ne diyelim. Bu millete Buradan diyor. Nusaybin'e de selam gönderelim. Akli selim olan zaten her kişi için, her toplum için, her millet için ona yakışan da budur ki İmam Hüseyin'in davasını sahiplenmek. Ki zaten İmam Hüseyin de, e, yanlışım varsa doğrulayın hocam, Yezid ordusuna son anda yaptığı konuşmalardan birisinde diyor ki... eğer Dininiz yoksa en azından dünyada hür insanlar olun, özgür. özgür insanlar olun. Bundan dolayı dediğinize bir ek olarak söyleyeyim. Hindistan'ın İngiliz sömürgesinden kurtulmasını sağlayan meşhur e, Hindistan'ın aktivisti, kurtarıcısı olarak olan Gandhi de konuşmasında Hindistan İngiliz sömürgesinden kurtulduktan hemen sonra bir konuşma yapmış ve konuşmasında diyor ki ben bu mücadeleyi başarırken İmam Hüseyin'in Kerbela'sından örnek alarak evet. bu başarıya ulaştım. Evet. Bu, bunları topladığımızda bir araya getirdiğimizde o Hristiyan arkadaşlarımızın e, paylaşımlarını gördüğümüzde e, bu rahibin İmam Hüseyin'e verdiği tepkiyi gördüğümüzde ve Nusaybi'nin İslam peygamberinin evladı için gözyaş, gözyaşları döktüğünü gördüğümüzde ki o zamanlar Hristiyan bir coğrafyaydı buralar. E, görüyoruz ki İmam Hüseyin Evrensel bir değerdir. Kesinlikle bunun zaten tartışması artık yok Allah'a hamdolsun. Tabii ben de Nusaybin'le ilgili bir duyuru da yapmış olayım. Fotros Medya'dan sevgili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili bir belgesel hazırlıyorlar. İnşallah kısa zamanda yayınlanacaktır. Allah başarı versin. İnşallah bizim coğrafyamızda bunu bugün haykırmak o coğrafyanın ürünü olan insanların görevi. Dolayısıyla biz bunu omuzlanmalıyız ve bakın dünya üzerindeki az önce diyoruz ya hani her yerde Hazreti Hüseyin'e ağlayanlar var. Hazreti Hüseyin'e ağlayan e, Hindistanlı da var, İranlı da var, Iraklı da var, Suriyeli de var. Suudi Arabistanlı da var. Dünyanın her coğrafyasında Hazreti Hüseyin'e ağlanıyor. Ben acizane tüm bu merasimleri gözlemlemiş biriyim. Pek çoğuna bizzat şahit olmuş biriyim ve bunu övünçle diyorum ki en nitelikli aşura İstanbul'da Halkalı'da yapılan aşura oluyor. Tüm bu kompozisyona baktığımızda Hz. Hüseyin'in mesajını en iyi aktarıldığı yerin bur olduğuna inanıyorum. En doğru hurafeler karıştırılmadan anlatılan yer. Dolayısıyla önümüzdeki yılki aşura merasiminde de herkesi buradan davet etmiş olalım. Asıl mevzumuza tekrar dönecek olursak bu esirler kervanı Şam, Şam yolunun üzerindeyken Esaret mefhumu ile ilgili birkaç bir bir zihin beyin fırtınası yapmak gerekiyor. Esaret esirlik Hazreti Zeynep'in esirliği bir savaş esirinin esirliği ile aynı esirlik midir? Buradaki esaret nedir? Hazreti Zeynep'in ellerinin bağlı olması yani bir bireyin bileklerinde zincir olması onun esaretine işaret mi eder? Bu esirlik midir? Kollarını zincire vurabilirler ama zihnini vuramamışlar. Zihnini vuramamışlar düşüncelerine, iradesini, iradesini yani. bir pranga takamamışlar. Ama iradesine pranga takılmış olan saray mollaları o gün, o günkü tabiri caizse peygamber minberini işgal edenler Hazreti Hüseyin'in kanını Yezide helal kılma fetvasını verenlerdi. O minberlerde peygamberin oturduğu minberlerde peygamber torununun katli için caizdir diyenler vardı. Ve bu mantık, böyle bir mantık, böyle bir din mantığından insanların kaçması çok normaldi. Ve Zeynep oradan kaçanların sığınağıydı o günde. Esir kervanını görenler bu yüzden ağlıyorlardı diyebiliriz. Esaret bileklerinde zincir olması değildir bir bireyin. Bir bireyin zorla, yalın ayak çöllerde yürütülmesi değildir. Hz. Zeynep tüm bu fizyolojik esaret içerisinde ideolojik özgürlüğünü diliyle korkmadan bir kadın olarak, o yüzyılda bir kadın olarak korkmadan dile getirmiş bir kadındır. O bilekleri zincirlenmiş kölelerin bileklerindeki zincirleri söken Muhammed'in torunudur. O yüzden böyledir. Ve onun kollarında zincir de olsa o özgürlüğünü yitirmiş değildir. Onun ideolojisi özgür bir ideolojidir. Onun ideolojisi İslam'dır. O İslam'ın vücut bulmuş hali Hüseyin'dir. Ve Hazreti Zeynep Hüseyin de ne gördüyse onu uygulamıştır. Özgürdü, başı dikti, esir değildi. Zihinsel esareti yoktu, fizyolojik esareti. O günün kirlenmiş nefisleri tarafından evet vardı ama zihnini hiç kimsenin esiri etmedi. Özgürdü, aklını kimsenin tekeline vermedi. Bir kadın olarak o çağda özgür bir kadın olarak yaşadı, özgür bir kadın olarak öldü. Kadınlarımıza Gezdi. da en güzel örnek bu çağda da Hazreti Zeynep olsa Kesinlikle. gerek. Şaşırtıcıdır ki bazı metalaşmış bedenlere sahip kadınlar örnek alınıyor. Artık bu, bu, bu makul değil. Bu e, insanın fıtratıyla uyumlu bir şey değil. Meta olarak bir kadını örnek alın, metalaşmış bir kadını örnek almak sanırım e, metalaşmış, metalaşmak isteyenlerin hedefi olsa gerek. Mevzumuz şu ki bu özgürlüğün en büyük yansıması Şam'da olmuş oldu. Evet hocam. Şam'a girerken başlarına küller atılıyordu. Şama girerken Hazreti Zeynep ve beraberindekiler bir şoka uğramış gibiydiler. Çünkü onların karşısında kendi malları duruyordu. Yani çalınmış malları. Garip bir hadisedir. Hazreti Rukayye yani Hazreti Hüseyin'in 3 yaşındaki çocuğu diyor ki: "Şu kızın taktığı küpe aslında benim küpem." Ehli Beyt'in çadırlarından çaldıklarını Şam'a götürmüştüler ve onları giydiriyordular kadınlarına. Hırsızlar, arsızlar Şam'da eşine hediye olarak Ehli Beyt'ten çaldıklarını götürmüşlerdi. Ayıplamak istediler, kül atmak istediler, taş atmak istediler başlarına ve bunu da yaptılar nispeten ama o Zeynep yine dimdikti. Kafile içerisinde bulunanların öncüsü önder kadın hiçbir zaman ezilmedi. Yezid'in sarayına götürüldüklerinde bu tarihi hadise tarihin İslam tarihinin en kırılgan noktalarından biri. Burada bir din ya ölecek ve gömülüp defnedilecek ya da bir din yaşayacak. Yani Zeynep tabirimi mazur görsünler. Zeynep yeniden doğmuş olan, öldürülmüş olan İslam'ı ya Zeynep yeniden doğuracak ya da o henüz taze doğmuşken yeniden defnedilecek. Zeynep'in İslam'ı Cebrail'in inip geldiği evde ne vardıysa oydu. Yani Zeynep'in savunduğu İslam Cebrail'in gidip geldiği o İslam'dı, o evin İslam'ıydı. Muhammedi İslam'dı. Hiç kimse o İslam'ı Zeynep'den iyi bilemezdi o gün. Hiç kimse e, karşısındaki Şamlılardan herhangi biri ki onlar mal sürüsü, koyun sürüsü gibiydi zihinlerine prangalar vurulmuştu. Onlar özgürce bir din yaşamıyordu, aptalca bir din yaşıyordu, iradesizce bir din yaşıyordu. Onların din kavramıyla Zeynep'in din kavramı farklıydı. Zeynep'in din kavramı özgür ve başı dik bir dindi. Onların din kavramı bileklerinde zincir olması da zihinleri zincirli ve prangalı bir din kavramıydı ve Zeynep bunun karşısında susamazdı ve susmadı da nitekim. Yezi'din sarayına götürdükten sonra Yezid dedi ki bir şiir okudu. O da onun kirli ideolojisini ortaya koyuyor. Dedi ki keşke dedelerim dirilse de keşke dedelerim benim bugün Haşimoğulları'na yaptıklarımı görse de beni tebrik etseler. Bedir'deki dedelerim intikamı alınanlar. Ben onların intikamını aldım. Ve ne İslam gelmiştir, ne cennet, ne cehennem vardır. Muhammed'in vaat ettiği cennet benim şarabım kadar değerli değildir dedi Yezid. Hazreti Zeynep burada aslında zaten maske düşmüş. Bu adamın etrafındakilere en başta Allah'a hamdü sena ile başladı. Şaşırdılar ve sen niye hamdü sena ediyorsun? Neden? Kardeşi öldürülmüş, evlatları öldürülmüş bir kadın neden hamd eder? Allah'a her halükarda hamd olsun. Allah'a her halükarda şükür olsun. Ben orada güzellikten gayrısını görmedim. Kufedeki sözüydü bu. Gördün mü ben senin ailene ne yaptım? Evet gördüm ve gördüğüm tek şey güzellikti. Çünkü Allah'a adanmış eller vardı. Allah'a adanmış ömürler vardı. Hazreti Zeynep başta itiraz etti. Sen peygamber, peygamberin kızlarını bu vaziyette buraya getirmişsin ve kendi kadınlarını, kızlarını örtüler içerisinde burada tahtlar üzerinde oturtuyorsun. Sen oraya layık mısın? Aynı itirazı İmam Seccad Aleyhisselam da ediyor Yezid'e. Yezid'in kirlenmiş mantalitesini ortaya koymak için karşısında duran mantığı önce oturtmak gerekiyor ve o da oturtuyor. Ben Cebrail'in girdiği evin torunuyum. Ben o evin kızıyım. Hz. Zeynep'in bu konuşmaları etraftaki insanları etkiliyor ama dediğim gibi Şam ahalisi de Kufelilere benzer anlık hal durum değişmeleri olan bir ahali ağladıkları, pişman oldukları aktarılmış mı? Evet aktarılmış. Lakin o saatten sonra pişmanlığın ne gibi bir faydası var? Yani bir kişiyi öldürüp katletmişsin ve artık e, ondan sonrasında oturup keşke katletmeseydim diyorsun. Ölen şey, şehit edilen şey bir insan değil salt. O vücut bulmuş İslam, o vücut bulmuş Kur'an. Din neyse Hüseyin oydu, İslam neyse Hüseyin oydu. Hz. Zeynep ona cevaben bir şey dediğinde sen o öldürülen adamların, azat edilen kölelerin oğlu, sen ben gibi Haşim oğullarından gelen bir kadının konuşacağı değerde bir adam değilsin. Hz. Zeynep diyor ki sen benim muhatabım olacak kıymette bir insan değilsin. Ama ne yazık ki gün gelmiş ve biz buna mecbur kalmışız. Ve ben bugün bunları söylemek zorundayım. Hazreti Zeynep için orada konuşma yapmak zorunda kalması bile bana sorarsanız zihinsel bir şiddet ona karşı. Zelil edilmek istenen bir kadın, başına taşlar atılan bir kadın ve tüm bunlar karşısında dik durmaktan bir an olsun vazgeçmemiş ve karşısındaki mantığa sen kirli mantıksın, senin İslam'la ilişkin yok, alakan yok diyen bir mantık. Böyle bir Zeynep karşısında Yezid artık itiraf etmeye başlıyor. Yezid artık yaptığı hatayı bu şiir diliyle itiraf etti. Bedir'deki dedelerim canlansaydı da görseydi diye. Yine tarihi bir mesaj olarak Hazreti Zeynep'in Yezid'e şunu söylediğini biliyoruz. Ey Yezid, ey azad olmuş kölelerin oğlu, ne yaparsan yap, istediğini yap, lakin bizi tarihten silemeyeceksin. Ve bugün 21. yüzyıl oldu. Tarihten silinmiş bir Zeynep mi, silinmiş bir Hüseyin mi var? Yoksa tarihin dönüm noktası olan, insanların erdemli ve ilkeli yaşamalarına sebep olan bir Zeynep, bir Hüseyin mi var? Bunu görüyoruz bugün. Evet, cevabı açık. Cevabı çok açık ve net. Ondan yıllar sonra bir İslam filozofu, ilk İslam filozoflarından biri, Kindi'nin söylediği gibi Araplara hitaben, ''Ey Arap oğulları!'' Sizler eğer Muhammed ve evlatları olmasa dört ayaklılar gibi yaşıyor, dört ayaklılar gibi yiyor, dört ayaklılar gibi birbirinize yaklaşıyordunuz. Muhammed ve evlatları olmamış olsaydı sizlerin hayvandan farkınız yoktu ve tarih bunu gösterdi ki Hazreti Hüseyin'in ve Hazreti Zeynep'in karşısında durduğu mantık kendi nefsine tapan, salt hayvani dürtüler ve güdülerle yaşam sürmeye kalkan, şehvetiyle yönetilen zihnine şeytanın pranga vurduğu bir pislikti. Karşısında olan mantalite buydu ve Hazreti Zeynep ve Hazreti Hüseyin'in durduğu yer ise Allah'ın Cebrail aracılığıyla gönderdiği bütün ilkeleri Yaşatan kişilerdi. Şam ahalisi bu durum karşısında artık pes etmeye yaklaşmışlardı. Nitekim pes ettikleri noktada Hazreti İmam Zeynül Abidin'in konuşması olmuş oldu. Hazreti İmam Zeynül Abidin konuşuyor ve kendini anlatıyordu. Diyordu ki ben Yasin'in oğluyum. Yasin suresini işaret ederek yani Hazreti Muhammed Mustafa'nın oğluyum. Ben Mekke'nin ve Mina'nın, Zemzem ve Sefa'nın oğluyum. Ben iki kere biat eden, iki kılıçlı Allah'ın erinin oğluyum. Hazret-ali'yi işaret ederek. Ben Cebrail'in en çok yanına gidip gelen, gidip geldiği kişinin oğluyum. Ben Allah'a en yakın olan kişinin oğluyum. Ben ibadet dergahında kimsenin onun kadar ibadet etmediği kişinin oğluyum. Ben savaş meydanında onun kadar yiğit bulunmayan kişinin oğluyum. Ben Allah'ın yeryüzünde hakim kılmak istediği sistemin velisinin, Ali-i Murtaza'nın oğluyum. Ve isimlerini söyledi. Muhammed Mustafa ve Ali-i Murtaza'nın oğluyum. Ben Fatıma'nın oğluyum. Etraftakiler sanki ilk defa Ali'yi tanıyormuşçasına, Hz. Muhammed Mustafa'yı tanıyormuşçasına bir reaksiyon gösterdiler. Başlarına küller yağmalamaya, artık kendi başlarını dövmeye başladılar biz nasıl buna sebep olduk diye. Yezid bunu yapmadı, Şam ahalisi bunu yaptılar. Yani İmam Zeynel Abidin ve Hazreti Zeynep konuşmalarıyla Yezid'in amacını tamamen bertaraf etti, Şam'ı uyandırdı resmen. Uyandırdı. Kendinin ne olduğunu ortaya koymuş oldu. Kimin şehit edilmiş olduğunu ortaya koymuş oldu. Ve devamında Yezid bunu görünce, Hazreti İmam Zeynel Abidin'in bu konuşmasını görünce insanların uyandığını fark edip Müezzine dedi ki kalk ezan oku ve bu adamı sustur. Müezzin kalkıp ezan okumaya başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğinde İmam Zeynül Abidin dedi ki işte senin dediğin o Allahu Ekber nidasını hakim kılan kişinin oğluyum ben. Bu ezanı okumana sebep olan kişinin oğluyum. La ilahe illallahı dediğinde müezzin dedi ki o la ilahe illallahı kelimeyi tevhidi getirenin oğluyum ben. Onun uğrunda savaşlara katılıp yaralar alan, kılıçtan müşrikleri geçiren Ali'nin oğluyum ben. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğinde şu adını dediğin kişinin oğluyum ben dedi. Ve bir rivayete göre Yezid artık o alanı terk etti, namazını kılmadan kalktı gitti. Aynı hadise esirler giderken bir benzeri vardır. İmam Zeynel Abidin'in yanına gelip yahu gördün mü Yezid nasıl da senin hanedanını yok etti. Nasıl da Muhammed'in mesajını öldürdü. Gördün mü dediğinde İmam Seccat dedi ki öğlen vakti gelinceye dek bekle. Öğlen vakti geldiğinde ezan okuduğunda eşhedü en la ilahe illallah denildiğinde İmam Seccat dedi ki bu savaşın kazananı biziz. Henüz bu ses geliyorsa. Demi devranına hü dedikleri o zikirlerin tümünün sebe sebebi olan Hazreti Hüseyin, Ali Murtaza, Hazreti Muhammed Mustafa, Hazreti Hasanül Muçteba bu hanedandı. Ve bu hanedanın bugün o mesajı yaşıyor. Allah'a hamdolsun. Bu mesajı yaşatanlar şüphesiz Hazreti Zeynep ve İmam Seccat'tı. Zira Kerbela, Kerbela'da kalırdı. Bir şairin dediği gibi Kerbela, Kerbela'da kalırdı. Eğer Zeynep olmasaydı. Dolayısıyla Seyyide Zeynep'e, Allah'ın selat ve selamı o pak kişilere olsun ki özgürleri özgürce yaşattılar, özgürce öldüler. Birilerinin kölesi olarak ölmediler. Zihinlerini kimsenin tek teslim etmediler. Allah'tan gayrısının önünde boyun eğmediler. Allah'tan gayrısından medet ummadılar. Allah'tan gayrısına el açmadılar. Allah'a hamdolsun ki bu pak hanedan Adem'den Hatem'e, Hatem'den Mehdi'yi sahip zamana kadar Kimsenin kölesi olmamış ve pak kalmışlardır. Rabbimize hamd olsun. Allah'ın salat ve selamı o pak kişilerin üzerine olsun diyelim. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah bizi Yezidi olanlardan uzak etsin diyelim evet. ki biz Kerbela'yı konuşuyoruz. İmam Hüseyin hakkında sizin gibi kıymetli alimlerden bilgi alıyoruz ki o Kerbela'nın mesajından nasiplenmiş olalım ve her zaman aslında Kerbela'dan eğer bir şeyler öğreniyorsak veya biz de Kerbela yolcularının izindeyiz diyorsak eğer aslında Hz. Zeynep'i İmam Zeynel Abidin'i hatırlamalıyız. Çünkü biz Kerbela'da değildik. İmam Hüseyin'le ve onun ashabıyla beraber can verme şerefine nail olanlardan değiliz biz. Ama biz de Zeynebi olabiliriz. Biz de Alevi olabiliriz. İmam Ali Zeynel Abidin'in izinde olabiliriz. Onların yaptığı gibi Kerbela'nın mesajını alabilir, duyurabilir, Kerbela'yı yaşatabilir, Kerbela'nın değerlerini yaşatabiliriz. Allah bizi de Zeynebi olanlardan etsin, Alevi olanlardan etsin diyelim. Allah Allah. 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 Ee, ve son olarak programımızın sonuna doğru Şam'da yaşanan bir diğer büyük acı hadiseyi sizden dinleyelim hocam. Aslında süremiz de yetersiz olacaktır belki ama biraz süreyi aşmış olalım gerekirse. Hazreti Hüseyin'in küçük kızı Hazreti Rugeyye ki şehadetinin yıl dönümlerindeyiz bu onun şehit olduğu günler. Bunun çok acı bir hadise. Gerçekten bir baba aslında çok iyi bilir. Kızı olanlar çok iyi bilir ki kız çocuğu çok farklı bir yere sahiptir baba için. Farklı bir tatlılığı vardır. Kerbela'da da İmam Hüseyin ve Hazreti Rugeyye hakkında yaşananları değerli alimlerimizden sizin gibi kıymetli alimlerimizden hep dinledik. Şam'da Hazreti Rukiye'nin yolculuğu, dünyadaki yolculuğu son buldu. Bu süreci bize anlatır mısınız? Tabii ki, onur duyarak bir hatırlatmayı da tekrar yapmış olalım. Bu konuda her yıl olduğu gibi Hazreti Ebu Talip Camii Gençliği güzel bir program organize ediyor. Buradan da herkesi davet etmiş olalım. Onlar Hazreti Rukiye'yi her yıl anlatıyorlar. Allah onların da başarısını evet. daim etsin. Demiş Başakşehir olalım. Çınar Kolejinde önümüzdeki Pazar günü gerçekleşecek. İlgilenenler sosyal medya sayfalarından da gerekli bilgileri alabilirler. Tabii Buyurun. ki. Bu programlarda biliyorsunuz güzel konuşmalar oluyor ve tarih aktarımı açısından çok verimli geçiyor. Dolayısıyla tüm canlara katılmalarını tavsiye edelim. En azından yakın olanlar adına Ebu Talip Cami Gençliği'nde kutlamış olalım ayrıca. Hz. Rugayye tarih açısından, Hz. Hüseyin'in kızları vardı evet Kerbe, Bela Çölü'nde, daha sonra esir olunan kızlar. Bunlar arasında Hz. Rugayye'nin yeri farklı zira o o üç yaşındaydı. O bir çocuktu. O henüz adımlarını ufak ufak atarken dikenlere ayakları değen bir kız çocuğuydu. Karşısındaki zihniyet öylesine kirli bir zihniyetti ki üç yaşındaki bir çocuğu e, esir olarak almıştılar ve şama girdiklerinde o Orugay'a babasını özlemişti doğal olarak tabii olarak. Benim babam nerededir diye soruyordu sürekli. Hem İmam Seccad'a soruyordu hem halasına soruyordu. Babam nerededir? Daha sonra etrafında askerler yoğunlaşıyor ve bu esirlerin etrafındaki o vahşi bireylere soruyor. Benim babam nerede? Gitti ve bir daha gelmedi. Aç bir kız çocuğu. Günlerce yol yürümüş susuz bir kız çocuğu, e, sana birazdan babanı vereceğiz diyorlar. Ve Hazreti Hüseyin'in mübarek başını o kız çocuğuna verdiler. Bunun neticesinde can vermiş bir kız çocuğu Hazreti Hü Hazreti Rukai. Dünyadaki bütün savaş mağduru çocukların yaşadığı dramı tek başına sırtlamış bir kız çocuğu Hazreti Rukaiye. O Hazreti Rukaiye bakın burada acı hadise budur. Peygamberimizin bir buyruğu var diyor ki. Birilerine umut vermeyin diyor. Birine bir şey yapı, yapmayacaksanız söylemeyin. Bir anne gelmişti oğluna diyordu ki oğlum sen eğer şuradan geçersen sana hurma vereceğim. Geçtiğini gördü Peygamber ve annenin hurmayı vermediğini gördü. Dedi ki yahu çocuğa eğer vermeyeceksen umut verme. Bir hayvanın bir atın çekilişinde önüne yem konularak uzak yere götürüldüğünü gördüğünde hayvanı dahi aldatmayın dedi Peygamber. Ama bu kavim öylesine kirli bir kavimdi ki böyle hassas düşünen bir peygamberin 3 yaşındaki kız çocuğunu gamdan ve kederden şehit ettiler. Allah'ın laneti ezelden ebede 3 yaşındaki kız çocuğunu kim öldürmüşse onun üzerine olsun. Dolayısıyla dünya açısından, günümüz yaşadığımız gün açısından kız çocuklarının özelinde Hazreti Lugay'e büyük bir örnektir katlandığı şeyler açısından. Aklıma benim bu hadiseyi her hatırladığımda cehalet dönemindeki o kötü adet aklıma gelir ki peygamberimizden önce İslam'ın o coğrafyayı aydınlatmasından önce o cahil topluluk kız çocuklarını o yaşlarda, küçük yaşlarda diri diri toprağa gömüp öldürüyorlardı. Bu hadise hep onu bana hatırlatır çünkü 3 yaşında küçücük babasını özlemiş bir çocuğa babasının kesik başını vermek, onun kucağına babasının kesik başını koymak, onu canlı canlı gömmekten farklı bir şey midir? Daha da beterdir. Emeviler her alanda yaptıkları gibi cehaleti tekrar bu alanda da hortlattılar. Peygamberden önceki o cehalet döneminde kızları diri diri toprağa gömerdiler. İslamın bütün güzelliklerini gerisin geri cehalete döndürdükleri gibi adeta o kadınlara kızlara yapılan bu zulmü de bir kez daha hortlatmış oldu. Emevi anlayış, Yezidi anlayış. Allah bu anlayıştan bütün dünyayı kurtarsın diyelim. Bizleri İmam Hüseyin'in Hazreti Zeynep'in İmam Zeynelabidin'in yolundan ayırmasın diye. Hocam son bir sözünüz varsa onu da alalım programımızı sonlandıralım. Gayet tabii. Ee, tarafların belli ol iki tarafın ne olduğunu en iyi ortaya koyan şey bir sorudur. Hazreti Zeynül Abidin'in ezan okunurken Yezide dediği şeydir. Şu duyduğun ismin sahibi senin mi dedendir yoksa benim mi dedendir? Sen misin bu dini getirenin torunu yoksa ben miyim? Haşim oğullarının en büyük kederi şu olmuştu. Medine'ye döndüklerinde Hazreti Zeynül Abidin baktı ki insanlar peygamberin üzerinde oturduğu bir hasır var. Ve o hasırı mukaddes diye teberrük alıyorlar. Ellerini sürüyordular o hasıra. İmam Seccad feryat etti. Dedi ki görüyor musunuz şu insanları ki peygamberin üzerinde oturduğu şeyi mukaddes biliyorlar. Lakin onunun, onun semere-i fuadur rasul yani kalbinin meyvesi olan Hüseyin'i Kerbela çölünde param parça ettiler. Bugün de ondan farklı değildir. Hırka-i Şerif, sakal-i Şerif, sümük-i Şerif peşinde gezenler peygamberin ilkelerini bırakmış. Ne yazık ki kahır ekseriyeti peygamberin ilkelerini terk etmiş ve sakalın, hırkanın peşinde dolaşmaktalar. Lakin yaşayan bir İslam var ortada, vücut bulmuş bir İslam var ortada. İşte o İslam'a davet etmek, o İslam'a, o İslam'la hemhal olmak varken bu tür şeylerin peşine düşmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, bizleri bu akşam yine bilgilendirdiğiniz için Kerbela e, sürecinden sonra yaşananları, Ehli Beyt'in, Ehli Beyt Hanedanı'nın kadınlarının, kızlarının e, yaşadığı o zulümleri, cefaları ve aynı zamanda onların bizlere kadar ulaştırdıkları o Hüseyni mesajı, zeynepi mesajı sizlerden bu akşam öğrendik. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de konuşmalarınızdan, bilgilerinizden istifade ettik. Ve seyircilerimize de teşekkür ediyoruz ki her cuma akşamı olduğu gibi yine bizleri evlerine misafir ettiler. Haftaya yine cuma akşamı sizlerle olmak dileğiyle, Ehli Beyt'i konuşmak, inancımızı konuşmak, öğrenmek dileğiyle sağlıkla kalın. Allah İmam Hüseyin'in Ehli Beyt'in yolundan, izinden bizleri ayırmasın.